Efendim Yaren haftanın en yüksek puanını aldı. 78 puan aldı. Ve bilezikleri kazandı. Tebrik ediyorum. Ve karşımda 3 tane gelinim var. Ve bu haftanın en üzücü anına geldik. Birazdan gelinim mutfakta ya. Bir gelinimiz veda edecek. Efendim Yaren 78 puanla bileziklerimizi kazandı. 76 puanla da biriniz bilezikleri kaybetti. Kıl payı yani 2 puanla kaybetti. Ama şöyle güzel bir yönü var. En azından burada kalmayı garantilemiş olacak. Açıkladığım isim burada kalmayı garantilemiş olacak. Şimdi bizimle yola devam edecek gelinimizin adını açıklıyorum. Haftayı ikinci sırada bitiren gelinimiz ve gelinim mutfakta da devam etme hakkını kazanan gelinimiz. Aslıhan, tebrik ediyorum Aslıhan. Oturabilirsin tatlım. Ve karşımda Damla'yla Yeşim var. Dakikalar sonra gelinim mutfaktaya veda edeceksiniz. Şimdi ben de 5 gündür buradayım. Size de çok alıştım. Sizleri de seviyorum. Yeşimciğim, neden burada kalmalısın? Bunu bir kısaca anlatır mısın bana? Neden burada kalmalıyım? Ben zaten başarılı olduğumu düşünüyorum. Ama burada bazen başarı yetmiyor. Ha. Tecrübe, şans, taktik. Bunlar da önemli. Biz bence bunları daha yoluna sokacağımızı düşünüyorum. Kayınvalidem de bana tabii destek vermeye devam ederse. Peki Damlacığım, neden burada kalmalısın? Sen ne düşünüyorsun? Şöyle çok hırslı olduğumu düşünüyorum. Yani bir hafta daha kaldığım zaman iyice her şeyin üstesinden gelirim. Peki Yaren'e soralım. Yaren'cim sence bu hafta kim elenmeli? Ben senin tüm içten ve samimiyetime söylüyorum. Damla'nın kesinlikle gitmesini istiyorum buradan. Damla'nın kesinlikle gitmesi gerekiyor. Istiyorum. Evet, gitmesi gerekiyor. Niye o kadar keskin? Çünkü ben yemek yapabildiğine inanmıyorum, düşünmüyorum da. Tamamen kendi fikrimi söylüyorum. Ama Yeşim ondan, tamam Yeşim'i de aslında yemek yaptığını düşünmüyorum ama yemek yaparken kafası hep başka yerlerde. O yüzden ben gitmesini istiyorum. Peki Aslancığım sence kim gitmeli? Yeşim mi Damla mı? Valla ben son puanlamaya kadar Yeşim'in gitmesini istiyordum. Ama şu son puandan sonra iyi olmayan düşüncelerinden sonra kendisinin inşallah Damla gitmiştir. Damla gitmiştir. İnşallah. Hanımlar beyler bu hafta gelinim mutfakta ya. Veda eden gelini açıklıyorum. Şimdi böyle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Rica ediyorum aslında. Ben 5 gündür sizler beraberim. Ve hani bu hafta aslında eleme olmasını istemiyorum kendi adıma Songül Karlı olarak. Sizleri de sevdim. Çok tatlısınız. Çok da mücadele verdiniz. Bir Evren Bey'e duyurmak istiyorum ama duyuyorsan Evrenciğim. Hani bu haftayı benim hatırıma, şu 5 günün hatırına hani bir pas geçebilir miyiz? Elemesiz yapamayız, formata aykırı. Evrenciğim bu hafta yapma ne olursun, ben 5 gün buradayım. 5 günde ya benimle beraber Damla yeni buraya alıştı. Kızları yeni tanıdım, hepsi çok tatlı. Kırmayın beni, kırmayın beni. Bana bunu yapmayın yani, istemiyorum. 20 saniye sonra kararını açıklayacaklar, şu anda konuşacaklar ama yönetmenlerimiz bir araya geldi. Aa öyle mi ya? Yapacak bir şey yok. Saygı duyuyorum hepinize, biz belki biz yapacak bir şey yok. Her karara saygı duyuyorum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ve bu hafta gelinin mutfaktaya veda eden gelin. Yok. Yok. Buradasınız. Ay beni üzüyorlar ya. Sadece beni üzüyorlar hem de. Buradasınız arkadaşlar. Bu hafta elememiz yok. Ekibim beni kırmadı. Sağ olsun son dakika bana yaşattılar ama. Bak ama gözlerim doldu biliyor musun? Çok üzüldüm şu an. Yani ağlama modundayım şu anda. Son dakika söyledin diye. Ben de sizi seviyorum. Bu haftanın toplam puanı. Yaren 78 puan. Aslıhan 76 puan. Yeşim 65 puan. Damla 58 puan.
Tekrar görüşmek üzere hanımlar beyler. Saygılar sevgiler bizlerden sizlere. Kanal D'de kalın. Gelinin mutfakta da kalın.